Evet, skilleri de bitirdik. Şimdi şurada kuyruk servosunun montaj aparatını şey yapacağız. Bir tane vida ve somun şuradaki delikten geçirip şuraya monte edeceğiz. Kabuğunu geçireceğiz. Bunları fazla sıkmayın çünkü servo yeri daha belli değil. O yüzden gevşek bırakmakta fayda var. Şimdi bir keyfini takalım artık. Helikopterimiz iyice ayaklansın. 600NT2J adlı etiketli paket açıyoruz. Bundan da yatay fin kanatçık, dikey kanatçık ve bu boom supportların, boom desteklerinin, kuyruk boom desteklerinin ve yatay finin geleceği şeyler, vidalar geldi. Yatay fini şimdilik takmıyoruz. Sonra takacağız onu. Şimdi dikey fin için şurada kuyruk kasasında iki tane vida var. Onları söküyoruz. Bunlar şeyleriyle beraber, pullarıyla beraber oraya önceden montajlıydı. Yani kuyrukla beraber geldi. Biraz Loctite. Ondan sonra şuradan vidayı geçirip tam sıkmayın. Öbürünü de taktıktan sonra tam sıkarsınız. Öbürünü de taktık. Bunu tam sıkabiliriz artık. Öbürünü de tam sıkıyorum. Evet. Öbürü de tam sıkıldı. Helikopterimiz ayağa kalktı. Şimdi siz tamamını göremiyorsunuz. Şöyle ilerleyen videomuzda tamamını da göreceğiz zaten. Evet. Şu anda şimdi gyro'yu ve şeyi takacağız. Kuyruk servosunu, alıcının yerini falan belirleyeceğim. Onları ben bir belirleyeyim. Ondan sonra da ayarlara devam edeceğiz. Evet arkadaşlar. Şimdi gyro'muzu ve kuyruk servomuzu kuracağız. Öncelikle Paki Super Combo ile beraber gelen Elan GP780 gyro ve kuyruk servosun bulunduğu paketi açıyoruz. Evet, iki tane çift taraflı yapışkan sünger çıktı gyro için. Elan'ın gyrosu GP780 iyi bir gyrodur. Elan'ın dijital kuyruk servosu DS620. Şöyle. Evet, kurulum yeri olarak öncelikle gyro'ya bir bakalım. Helikopterimizi şöyle alıyoruz. Kurulum yeri olarak genelde burayı seçiyorum. Bütün kurduğum helikopterlerde bana hem gyro'yu görme imkanı veriyor. Hem de ayarlarken ayar yapması çok daha kolay oluyor. Ondan sonra kuyruk servosunun yeri zaten belli. Kuyruk servosunu da şimdi kuracağız. Kuyruk servosunu hangi yöne kuracağız ona bakalım.
kuyruk servosunu, kuyruk servosunun ana şaftı helikoptere bakacak şekilde şöyle kuracağız. Öncelikle bunu kuracağız. Daha sonra şu çift taraflı bantlarla ben GP'yi dizimi buraya sabitleyeceğim. Döndüğümüzde şeyden devam edeceğiz. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi şu kuyruk servosunu montajladık. Ama şu anda kuyruk servosu gevşek ama sıkı ama mantların olduğu yerleri gevşek çünkü daha yerini belirlemedik. Gyro'muzu çift taraflı sünger bantla yerine yapıştırdık. Şimdi şu görmüş olduğunuz kuyruk rodunu servo linkini takacağız. Bunu takmak için önce bir ucuna şöyle göstereyim. Şu bizim plastik link kafalarından takacağız. Bunu bir takalım önce. Evet, bir tarafını taktık, diğer tarafını takmayın. Çünkü bazı yerlerden geçecek bunlar. Evet, şöyle ben dışarıdan doğru yapıyorum. Şurada görmüş olduğunuz gibi şu link support'un deliğinden geçiriyorum. Sonra diğer link support'un deliğinden geçireceğiz. Evet, şimdi daha sonra söylemiştim hatırlarsanız link kafalarında plastik link kafalarında A harfi vardır. Bu A harfi aşağıya gelecek şekilde şuradan ben bir bakayım. Evet. A harfi aşağı gelecek şekilde şuradaki şöyle göstermeye çalışıyorum. Evet. A harfi aşağı gelecek şekilde şuradaki link topunu takıyorum. Şuradan. Evet. Daha sonra diğer taraftaki şuradaki boş yere de diğer link plastiğini takacağım. Sonra da gyro'yu ve kuyruk servosunu alıcıya bağlayacağım ve gyro ayarlarına geçeceğim. Kuyruk servosunun yerini ve kuyruk servo kolunun kuyruk servosunu dikliğini falan ayarlayacağım. Döndüğümüzde onları yapmış olacağım ben. Sonra da gyro ayarlarına geçeceğiz.